Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Xiaomi telefonuma Android 12 bir ROM yükledim sevgili dostlar. ROM'un kurulumunu beraber yapmak istedim. Hangi ROM nereden indirdim ondan da kısaca bir bahsedeceğim. Sevgili dostlar telefonumuz hepinizin bildiği gibi artık klasik Xiaomi Mi 9. Mi 9'a Android 12 gelmeyecek arkadaşlar. Ama bu telefon için yayınlanan bir ROM var. Custom ROM bu resmi ROM değil. Ee, Android 12 beta sürecinde sanırım şu anda. Ben bunu telefonuma kurdum. Ee, i̇lk izlenimlerimi beraber size aktaracağım. Ee, olur da bu telefonu kullananlar varsa bu ROM'un e, telefona etkisi nasıl, akıcılığı, pil performansı nasıl ondan da size ilerleyen günlerde yine bir video çekeceğim bilgilendirme. Amaçlı, isterseniz beraber bir Android 12 ROM'lu telefonumuzu kuralım. Sevgili dostlar öncelikle burada hepimizin bildiği gibi bir dil seçimi var. Evet, Türkçe'yi seçtiğimiz zaman Kıbrıs ve Türkiye diye böyle iki seçenek. Geliyor devamında ilerle diyorum. Evet, herhangi bir SIM yok şu anda telefonumuzda. Wi-Fi'ye de şu an bağlanmak istemiyorum. İleri dedik. Daha sonra yapmak istiyorum bunları. Şuraya bir çizgi geldi arkadaşlar alta. Evet sevgili dostlar, Android 12 bu şekilde gözüküyor ana ekranımız. Şöyle şuradan aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda menüye girebiliyoruz. Aşağı doğru indirdiğimizde kontrol merkezine geliyoruz. Kontrol merkezi daha doğrusu telefon Android versiyonu baştan sona tamamen değişmiş şekilde Android 12'de karşımıza çıkıyor. Burada çok farklı bir kontrol merkezi karşılıyor bizi. Yan tarafa kaydırdık. Diğer seçeneklerimiz mevcut arkadaşlar. Şuradaki kaleme bastığımızda ekstra değişik ayarlarda görebiliyoruz. Buradan geriye geldiğimde tekrar şöyle iniyorum aşağı. Şuradan geriye geldiğimde buradan kapatma seçeneklerimiz var. Devamında buradan yine kısa yoldan ayarlara girebiliyoruz. Ayarlarda gördüğünüz gibi simgeler bu şekilde aşağı doğru iniyorum telefon hakkında bölümüne giriyorum. Telefon hakkında gördüğünüz gibi arkadaşlar Android 12'yi buradan görebiliyorsunuz. Android 12 versiyonumuz bu şekilde sevgili dostlar. Buradan çıkıyorum ben hızlı bir şekilde. Ana ekranıma geliyorum. Ana ekranda daha fazla zaten Telefon stok bir Android olduğu için çok fazla bir şey göstermeyeceğim. Burada benim merak ettiğim pil performansı, e, normal performansında herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sadece pil performansını merak ediyorum. Pil performansı ile ilgili de yine diğer e, deneyimlerimi de devamında bir video ile aktarırım ben size sevgili dostlar. Bu romumuz ney rom? Onu da bahsedeyim arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Bu romumuz neydi? Ee, şuradan görebiliyor muyum Android 12. Şurada arkadaşlar hepinizin gördüğü gibi Avaken Avaken ee, rom diye geçiyor. Bu arkadaş ee, yeni bir rom beta olarak geçiyor. Sanırım bu. Bütün telefonlarda, bütün modellerde yok. Telefonunuzla ilgili yine araştırabilirsiniz. Aşağı linklerini koyacağım. Telefonunuzla ilgili bu ROM'un e, Android 12 versiyonu çıktı mı çıkmadı mı kendiniz bakarsınız. Çünkü takdir ederseniz ki çok fazla model mevcut Xiaomi'de. Dolayısıyla hepsini tek tek bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Benim telefonumla alakalı bu Android 12 çıkmış bulunuyor dostlar tvrp e kullanmayı bilenler custom rom, rom yüklemeyi bilenler mutlaka denesin mutlaka telefonla kursun eğer bununla alakalı bir bilginiz yoksa hiçbir şekilde girişmeyin arkadaşlar çünkü telefonunuzu hiç edebilirsiniz telefonunuzu tamamen susturabilirsiniz bu konuda da e, mesuliyet tamamen size aittir ben sadece gösteriyorum dostlar buradan duvar kağıdı seçimi bölümüne gelelim ana ekrana basılı tuttuğumuzda işte e, ana ekran ayarlarına gidiyoruz widget ve duvar kağıdı bölümlerine gidebiliyoruz Ana ekran ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar tek tek hepsine girmek istemiyorum Devamında widget'lara hemen hızlı bir şekilde bakalım Aşağı doğru geliyoruz mesela Gmail'in böyle bir widget'ı var İşte Google'un şöyle widget'ları var Bu şekilde değişik değişik widget'lar mevcut şöyle ekranımıza yerleştiriyoruz anladım dedik Yerleştiremedik herhangi bir görüşme yok herhalde o yüzden duvar kağıdımıza bakalım Duvar kağıdı değişikliğini buradan yapabiliyoruz renkleri buradan ayarlayabiliyoruz Değişik renk seçeneklerimiz mevcut arkadaşlar buralarda farklı bu şekilde Yine çeşitli ufak tefek ayarlamalar yapabiliyoruz Devamında buraya bastığımızda duvar kağıdımızı değiştirebiliyoruz Duvar kağıdını değiştir diyor bir sürü duvar kağıdımız mevcut İnternetiniz varsa bunları indirebiliyorsunuz Burada da yine çok fazla seçenek mevcut arkadaşlar. Ayrıca şurada da yine ufak tefek koyu tema mesela. Koyu temayı bu şekilde aktifleştirebiliyorsunuz. Simgelerimizi değiştirebiliyoruz. Bakın simgemiz direkt temayla uyumlu bir simge oldu. Onu da yine aşağıdan ayarlayabiliyorduk. Buradan uygulama tablosunu değiştirebiliyoruz. Şöyle arkadaşlar buradan bir sürü farklı seçenekler de mevcut. Daha fazla detaya girmek istemiyorum. Video umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz sevgili dostlar. Bana destek olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.